Sevgili izleyiciler, ben Astrolog Yasemin Sürer. Sizlere 13-19 Eylül haftasının önemli astrolojik etkilerinden bahsetmek ve ardından da burç veya yükselen burcunuza göre haftayı değerlendirmek istiyorum. Haftaya Ay Yay burcunda başlıyoruz. Eğitim sistemi, ticari faaliyetler, hukuksal konular, yabancı ülkeler, üniversiteler ile ilgili haber ve gelişmeler gündemimizde olabilir. Haftanın hemen başında hafta ortasına kadar etkili olacak olan Güneş ve Neptün karşıtlığı gerçekleşecek. Bağışıklık sistemimiz zayıflayabilir. Yine sağlığımıza dikkat etmemiz gereken önemli bir haftadayız. Bu etki sağlık konuları ile ilgili haberleri yine ilk sıraya taşıyacak. Covid-19 ile ilgili vaka artışları görülebilir. Bağırsak ve mide ile ilgili hastalık ve enfeksiyonlarda artışlarda söz konusu. Diğer taraftan hayatımızın belirli alanlarında belirsizlikler ve kafa karışıklıkları oluşabilir. Özellikle aldanma ve dolandırılma durumlarıyla karşılaşabiliriz. Bilmediğimiz, tanımadığımız kişilerle bugünlerde önemli kararlar almayalım. Yaptığımız fedakarlıkların değerlerin anlaşılmaması sonucu hayal kırıklıkları yaşayabiliriz. Olumlu yönüyle bu açı sınırların ortadan kalkmasına ve manevi olarak da içsel bir bütünleşme sağlamamıza etki edebilir maneviyat, ilham ve yaratıcılığımız yükselir. Özellikle sanatsal alanlarda çalışanlar bu etkiden faydalanabilir. Bu hafta başı daha çok yorgun hissedebilir ve hastalıklara daha yatkın olacağımızdan dinlenmeye ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmenizi tavsiye ederim. Gelelim haftanın diğer önemli gökyüzü olaylarına. 21 Eylül'de gerçekleşecek balık doğumunun etkileri bu hafta artık hissetmeye başlayacağız. Bildiğiniz üzere Merkür'de yılın son ve üçüncü geri hareketine 27 Eylül'de başlayacak. Gölge günleri dediğimiz etkileri de bu hafta almaya başlayacağız. Merkür gerilemesiyle ilgili detayları ve dikkat etmemiz gereken noktaları size önümüzdeki hafta daha ayrıntılı anlatacağım. 15 Eylül'de Mars Terazi burcuna geçiş yapacak. Hayat enerjimiz değişmeye başlıyor ve 30 Ekim'e kadar ilgi odağımız daha fazla ilişkiler olmaya başlayacak ve ilişkilerimize daha fazla ilgilenebiliriz. Bildiğiniz üzere Merkür de 30 Ağustos'tan bu yana terazi burcunda ve kararsızlıklarımızı fazlalaştırmış olmalı. Terazi enerjisine uyum ve huzur yakalamak çok önemlidir. Bu sebeple tam harekete geçip karşımızdaki kişinin aynı fikirde olmadığını hissettiğimizde bu bizi ileriye gitmekte durdurabilir ve kararsızlıklara yol açabilir. Şimdi de Mars Merkür'ün yanına geliyor ve taze bir enerji sunuyor. Yine de dikkat etmemiz gereken nokta, stresli ve tartışmalı ortamlar bizleri korkutabildiğinden hayır demekte zorlanabiliriz. Bunu yaptığımızda da bizi yavaşlatmasına sebep olabilir. Aynı zamanda terazi enerjisiyle güzellik, estetik ve stil ile de bağlantılı olduğundan Mars enerjisiyle eylemlerimizi bile güzelleştirebilir veya da dokunduğumuz şeylere bir stil ve estetik duygusu katabiliriz. 16 Eylül'de Güneş ve Plüton arasında çok güzel bir açı oluşacak. Haftanın ikinci yarısını önemli iş girişimlerini ve görüşmelerinizi gerçekleştirmek için planlayabilirsiniz. Karşı tarafa güzel bir itibar bırakabilir ve istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. 17 Eylül Venüs ve Satürn kare açısı yetersiz ve sevilmediğimizi hissetmemize yol açabilir. Özellikle ilişkilerde duyguların tam olarak gösterilmemesi yalnızlaşma eğilimini artırabilir. Kendimizi güvensiz hissetmemiz insanlarla aramıza mesafe koymamıza sebep olabilir. İlişkilerde ayrılıklar gündeme gelebilir. Tavsiyem bu etki altında ani kararlar almamanız yönünde olacak. Şimdiden herkese sağlıklı ve güzelliklerle dolu bir hafta diliyorum. Hazırsak haftalık burç yorumlarıma geçmek istiyorum. Lütfen burç ve yükselen burcunuza göre dinleyin. Sevgili Koç ve yükseleni Koç burcu, bu hafta hem ikili hem de ortak ilişkileriniz ön planda olacak. İlişkilerinize yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için lütfen yapıcı bir iletişimi seçin ve karşılıklı konuşup anlaşmaya çalışın. Çalışma hayatınızda yoğunluk devam ederken olumlu destekler alabilirsiniz. Hafta başında bazı belirsizlikler yaşayabilirsiniz ama hafta ortası itibarıyla tekrar netleşip girişimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İletişim trafiğiniz yüksek olmaya devam ediyor, özellikle yeni sözleşmeler ve anlaşmalar için uygun bir süreç ve yeni kazançlar da elde edebilirsiniz ama bunları bu hafta tamamlama, tamamlamaya çalışın çünkü 27 Eylül'de Merkür gerilemesi başlayacak ve haftaya Merkür'ün gölge günler dediğimiz etkilerini iyice hissetmeye başlıyor olacağız. 15 Eylül'de Mars'ın terazi burcuna geçmesiyle birlikte enerjiniz ve motivasyonunuz yükselmeye başlıyor. Yalnız ilişkilerinize bazen kendinizi fazlaca kaptırıp fevri çıkışlar yapabilirsiniz. Karşı tarafın sınırlarını ihmal etmemeye özen gösterin. Bu ilişkilerde gerginlikler ortaya çıkarabilir. Fazla çalışmanız sağlık sorunları yaşatabilir. Lütfen dinlenmeyi ihmal etmeyin. Maddi konularda harcamalarınıza dikkat edin ve yeni borçlar oluşturmamaya çalışın. Yeni haftanın size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgili Boğa ve Yükseleni Boğa Burcu, bu hafta yaratıcılığınızın yükseldiği bir hafta olacak. Çocuk sahibi olanlar çocuklarına daha fazla vakit ayırmak ve onlarla ilgilenmek isteyebilir. Onlarla ilgili olumlu bir gelişme sizi sevindirebilir. Maddi alanda eşinizle ortak bir kredi çekebilir veya bu alanda sıkıntılarınıza çözümler bulabilirsiniz. Bir avukat veya bilirkişten yardım alabilirsiniz. Çalışma ortamınız ve çalışma arkadaşlarınıza farklı fikirleri uygulayabilir ve başarılı işlere imza atabilirsiniz. Ve 15 Eylül'de Mars'ın çalışma ve sağlık evinize geçmesiyle birlikte... Çalışma temponuz yükseliyor. Daha fazla üretmek, daha fazla kendinizi göstermek isteyeceğiniz bir sürece başlıyorsunuz. Yükselen enerjinizle birlikte çalışma ortamındaki kişilerin de sizinle aynı şekilde özverili çalışmasını isteyebilir. Bu da zaman zaman zıtlaşmayı beraberinde getirebilir. Daha anlayış bir iletişim tarzı benimserseniz anlaşmazlıklar büyümeden ortadan kalkabilir. Daha fazla sorumluluklar üstlenmeniz ise sizi biraz yorabilir. Dalgınlıklara karşı dikkat edin lütfen. Kendinizi ve sağlığınızı ihmal etmeyin. Yeni haftanın size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler burcu, kariyer ve aile alanınızda bazı belirsizlikler oluşabilir. Bunları kafanıza takmanız enerjinizi ve moralinizi düşürebilir. Emin olmadan önemli kararlar almamaya çalışın. Güzel haberim 15 Eylül'de Mars'ın terazi burcuna geçmesiyle birlikte aşk hayatınız ve ilişkilerinizde bir canlanma başlamakta yeni bir aşka gelken açabilirsiniz veya ilişkilerle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Aşkta en şanslı burçlardansınız. Bu hafta 17 Eylül gününe dikkat edin lütfen. İlişkilerinizde bir takım sıkıntılar oluşabilir. Fazla ön yargılı olmamaya çalışın. Mars'ın bu alana geçmesiyle birlikte önümüzdeki birkaç hafta eski oranla insanlarla daha fazla bir araya gelebilir. Spor ve grup aktivitelerine başlayabilir veya yeni bir hobi edinebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili başta eğitim hayatları ile ilgili sevinici gelişmeler yaşayabilir. Beklediğiniz bir haber gelebilir. Yeni haftanın size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgili yengeç ve yükseleni yengeç burcu. Bu hafta harekete geçmek istediğiniz konularla ilgili bazı kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Yakın çevrenizi iletişiminiz yüksek ama her gelen fikrin etkisine kalıp aldanabilir ve kafanız karışabilir. Kendinize olan güveninizi arttırmanız gerekiyor. Merkür'ün geri hareketinin önce bu hafta yapmanız gerekenlere odaklanın ve fikirlerinizi uygulamaya çalışın. Başlamak istediğiniz bir eğitim varsa bu hafta başlayın. Çevrenizdeki kişileri duyarlı olayım derken hareket alanınızı kısıtlıyorsunuz. Yavaş ama emin adımlarla ilerleyebilirsiniz. Mars'ın 15 Eylül'de terazi burcuna geçmesiyle odağınızı daha fazla evinize ve ailenize çevirmeye başlayacaksınız. Ertelenen ev konuları, tadilatlar, aile içine yapılması gerekenlerle ilgilenmek için uygun bir süreç başlıyor. Mars'ın yarattığı çatışma enerjisi aile içine tansiyonu yükseltebilir. İletişiminize sakin bir dil kullanmaya çalışın. İlişkilerinizde fazlaca kontrolcü olmanız ilişkilerinizi sıkıntılara yol açabilir. Yakın yerlere kısa seyahatler yapabilirsiniz. Keyfi harcamalarınızı dengelemeye çalışın. Yeni haftanın size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burcu, Geçen hafta gerçekleşen Başak Yeni Ayı ile birlikte maddi alanlarınıza yeni projeler ve yeni kazanç fırsatları karşınıza çıkarmış olabilir. Ama hafta başına riskli yatırımlardan uzak durun ve emin olmadığınız alanlara para yatırmayın. 15 Eylül ayına Mars'ın terazi burcuna geçmesiyle yakın çevrenize iletişimin hızlanıyor. Beklediğiniz haberleri alabilir ve sözleşme gibi yazılı işler gündeminize gelebilir. İşlerinizle ilgili reklam ve pazarlama faaliyetlerine ve daha fazla verimli çalışmaya odaklanacağınız bir haftaya giriş yaptınız. Potansiyellerinizi ortaya koymaktan çekinmeyin. Kendinizi bazı alanlarda daha fa daha fazla geliştirmek isteyebilirsiniz. Yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Ailenizle bağlarınızın güçleneceği ve bir arada olmaktan keyif duyacağınız bir süreç başlıyor. Özellikle sözlü ve yazılı iletişimde dil kazalarına ve araç kullanırken daha dikkatli olun lütfen. Yeni haftanın size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgili Başak ve Yükseleni Başak Burcu, bu hafta maddi konularla ilgili konuları gündeminize getirecek. Kazançlarınızı artırmak için harekete geçebilirsiniz. 7 Eylül Başak yeni ile birlikte içinizdeki enerjinin yükseldiğini hissetmiş olabilirsiniz. Artık fikirlerinizi uygulamaya koyup hızlanmak istediğiniz bir süreçtesiniz. Yeni gelişimleriniz için motivasyonunuz artacak ve kendinizi değişime açacaksınız. Aslında artık kendinizi ve var olan potansiyellerinizi göstermek istiyorsunuz. Yeni tanışacağınız insanlarla yapacağınız ortak projelerde yeni kazanç kapıları açılabilir. Hafta başında bunlarla ilgili bazı kararsızlıklar yaşamanız olası. Acele etmeyin. Doğru kararı hafta ortasından sonra daha net verebileceksiniz. Parasal konularla ilgili işlerinizi 27 27 Eylül Merkür gerilemesinden önce tamamlamaya çalışın. İkili ilişkilerinizde bu yönde güzel destekler alabilirsiniz. Yükselen temponuz ile birlikte bedenen ve ruhsal daha fazla yorulabilirsiniz. Ufak molalarla kendinize vakit ayırarak tekrar kendinizi şarj edebilirsiniz. Var olan sağlık sorunlarıyla ilgili de kontrolleri yaptırmanızı bu hafta ihmal etmeyin. Yeni haftanın size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgili Terazi ve Yükseleni Terazi Burcu... 15 Eylül'de Mars'ın burcunuza geçmesiyle birlikte enerjiniz yükselmeye başlayacak. Hayatınızı ilgilendiren yeni başlangıçlar için cesaretiniz artacak. İnsanlarla ilişkileriniz yoğunlaşacak ve yeni bağlantılar oluşturabilirsiniz. Maddi kazançlarınızı arttıracak fırsatlar yakalay yakalayabilirsiniz ama harcamalarınız da aynı doğrultuda artabilir. Bu dönem yeni gelişimleriniz için acele etmeyin tamamlamanız gereken konular üzerine odaklanın. Teraziler için Ekim ayı daha güzel başlangıçları içine barındıracak. Bu hafta aşk hayatınızda olumlu gelişmeler sizi heyecanlandırabilir. İstediğiniz gibi gitmeyen durumlar oluştuğu, oluştuğunda çevrenize karşı daha sert çıkışlarınız olabilir. Sakinliğinizi korumaya çalışın. Aksi halde insanlarla gerginlikler yaşayabilirsiniz. Bu dönem enerjinizi dengelemek için spora başlayabilirsiniz. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Bu hafta başında biraz enerjiniz düşük olabilir ama hafta ortasından sonra enerjinizin yükseldiğini fark edeceksiniz. Bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Yeni haftanın size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgili akrep ve yükselen akrep burcu. Projeleriniz için koşturmaya devam edeceğiniz bu hafta ilişkilerinizle ilgili biraz sıkıntılı süreçler başlayabilir. Özellikle 15 Eylül'de Mars'ın terazi burcuna geçmesiyle birlikte insanlarla gerginlik ve zıtlaşmalarınız artabilir. Bunun sonucunda onlardan daha fazla soyutlanmak ve yalnız kalma isteğiniz artabilir. İlişkinizde veya çevrenizdeki kişilerin kontrolcü davranışları sizi biraz yorabilir. Kendinize daha fazla odaklanmak ve hayatınıza sakinliği ön plan, ön plan almak isteyebilirsiniz. Kendinizle baş başa kaldığınızda önemli farkındalıklar elde edebilirsiniz. Bu hafta aile ve ev ortamında vakit geçirmek size huzur verecek. Bazı düşüncelerinizin değişmeye başladığını fark edecek ve hayatınızda sizi zorlayan bakış açılarını değiştirebileceksiniz. Psikoloji veya bilinçaltı konuları merakınız artabilir. Terapi veya danışmanlıklara başlamak gibi bir düşünceniz varsa bu hafta buna başlayabilirsiniz. Kendinizi normalden daha yorgun ve halsiz hissedebilirsiniz. Yeterince dinlenmeye çalışın. Yeni haftanın size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgili yay ve yükseleni yay burcu. Bu hafta sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve ekip çalışmaları ön planda olacak. 15 Eylül'de Mars'ın Terazi burcuna geçmesiyle birlikte yeni insanlar, yeni projeler ortaya çıkabilir. Veya sosyal çevrenizdeki kişilerle ortak işlere başlama kararı alabilirsiniz. İşbirlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Yakın çevrenizden olumsuz yorumlar alırsanız fazla önem sememenizi tavsiye ederim. Bu yönde şanslı etkiler alıyorsanız iş hayatınızı ve hayallerinizi gerçekleştirmek için olumlu destekler ve sevindirici gelişme, gelişmeler sizinle olacak. Hafta başında iş ve aile konularında bazı belirsizlikler oluşsa da hafta ortasından sonra bu etkiler dağılmaya başlayacak. Ve siz aynı coşkulu enerjinizle yapmak istediklerinize odaklanabilirsiniz. Sağlık konusunda rutin kontrollerinizi ihmal etmeyin. Ayrıca bu dönem aile bireylerinin sağlık konuları gündeme gelebilir. Bunlarla da ilgilenebilirsiniz. Yeni haftanın size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgili oğlak ve yükseleni oğlak burcu. Bu hafta eğitim, seyahat veya hukuk konularla ilgili planlarınız varsa istediğiniz gibi gitmeyebilir ve bunlarla ilgili hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ama üzülmeyin çünkü kariyer hayatınızda kendinize gösterebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Özellikle 15 Eylül tarihinde Mars'ın kariyer ve meslek evinize girmesiyle bu alanda yeni iş birlikleri ve başlangıçlar yapmak için çok şanslı, çok şanslı bir sürece girecek, gireceksiniz. Üstlerinizle ilişkilerinizde daha diplomatik olmanızı tavsiye ederim. İş arayanlar iş bulabilir, çalışanlar da iş değişikliği veya iş yerine terfi gibi durumlar söz konusu olacaktır. Meslek hayatınızda önemli kararlar alacağınız bir süreçtesiniz ve bu sizin geleceğinizi şekillendirmenize çok önemli olacak. Arkadaş çevrenizle iletişiminizin yine yoğun olacağı bu hafta sosya, sosyalleşeceğiniz bir hafta sizi beklemekte. Yeni haftanızın sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgili Kova ve yükseleni Kova burcu. Bu hafta maddi konularda biraz dikkatli olmalısınız. Yeni riskli yatırımlardan uzak durmanız daha iyi olacaktır. Çünkü borçlarınızı büyütmeniz sonradan sizi zorlayabilir hayatınızda ön plana çıkacağınız bir hafta. Yapmak istediklerinize odaklandığınızda başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Çalışmalarınız beğeni toplayacak. 15 Eylül tarihine Mars terazi borcuna geçiş yapacak. İthalat, ihracat, ticari ve hukuk konular, yabancılar ve yabancı ülkelerle bağlantılar, eğitim, akademi, seyahatler konusunda olumlu gelişmelerin olacağı ve hızlanacağı bir süreç başlayacaktır. Bu hafta başı aileniz ve eşinizle maddi konularda anlaşmazlıklar oluşabilir. Hafta ortasından sonra daha net karar alabilirsiniz. Sağlık konusunda ihmal ettiğiniz kontrolleriniz varsa bu hafta yaptırabilirsiniz. Yeni haftanın size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgili balık ve yükseleni balık burcu. Geçen hafta söylediğim gibi Eylül ayı balıkların daha fazla ön plana çıkacağı bir ay olacak özellikle 7 Eylül Başak yeni ayı ile işlerinizle ilgili yeni başlangıçlara adım atabilenler bu haftada hem çevresinden hem internet ve sosyal medya üzerinden yapacağı tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinden olumlu sonuçlar alabilirler. Bu konularla ilgili özellikle hafta başı biraz kafanız karışabilir. Birlikte çalıştığınız kişilere beklentilerinizi tam olarak anlatmaya çalışın. İlişkilerinizle ilgili de yeni başlangıçlar ve önemli kararlar almak isteyebilirsiniz. Özel ilişkilerinizde hafta başı eşiniz veya partnerinizin sizi tam olarak anlayamadığını hissedebilirsiniz. Bu geçici bir etki. Çok fazla bu duruma üzülmeyin derim. Bu hafta kısa seyahatlere çıkmak isteyebilirsiniz. Böyle bir fırsatınız varsa değerlendirin, size iyi gelecek. Mars 15 Eylül'den itibaren Terazi burcuna geçecek. Biraz daha fazla kendinize zaman ayırmak, farklı ve derin konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Borç, kredi, miras, vergi konularına odağınızı daha fazla verebilir ve düzenleyebilirsiniz. Kazançlarınızı arttırmanın yeni yollarını arayabilirsiniz. Bu hafta sağlığınıza biraz daha fazla dikkat edin. Yeni haftanın size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum.